Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İlk olarak Rus medyasından haberleri aktaralım. Daha sonrasında dünyanın birçok noktasından haberimiz olacak. Rus hava savunma füze sistemleri Pantsir'lerin Bayraktar TB2 SİHA'ları nedeniyle Donbas'a devredilmesinin planlandığı Rus medyasında duyuruluyor. Haber şu şekilde: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Rus ordusunun Pantsir hava savunma füze sistemini Donbas'a devretme girişimini resmen duyuruyor. Bayraktar TB2 İHA'lara karşı APU'nun aktif kullanımının başlamasının arka planına karşı Rusya'nın Pantsir hava savunma füze sistemini Donbas'a devretme niyetleri hakkında kesin olarak bilgiler paylaşılıyor. Şu anda bu konuyla ilgili bilgiler yalnızca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin resmi temsilcileri tarafından duyurulmuş. Bununla ilgili Rusya tarafından açıklama yapılmazken olayın Rus basınında yer alması bunu doğrular nitelikte. Daha önce Pantsir'in Donbas'ta görüntülenmediğini ifade edelim. Öte yandan uzmanlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yüz binlerce Rus vatandaşının yaşadığı Donbas'ı basmaya çalışması durumunda Moskova'nın Ukrayna'ya sert cevap verebileceği konusunda uyarıyor cümlesi kullanılmış. Tabii ki buradaki Rus vatandaşı ifadesi Rus medyasında kullanılıyor. Bunu da not düşelim. Yine Rusya'da da tank sıkıntısı devam ediyor. Söz verilen T-14 Armata tanklarının henüz Rus ordusuna teslim edilemediği duyuruldu. Aslında çok önceden teslim edilmesi bekleniyordu. Bu yılın sonuna kadar sadece 2 hafta kalmasına rağmen daha önce transfer için vaat edilen yeni 20 adet T-14 Armata ağır tankının henüz Rus ordusuna devredilmediği de Rus medyasında ifade ediliyor. Aynı zamanda uzmanlar Rus Askeri Sanayi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Yelnechinov'un 2023'ten sonra 40 tankın Rus ordusuyla hizmete gireceğini belirten son açıklamasına da dikkat çekiyor cümlesi kullanılmış. Bu gelecek yıl bu ekipmanın küçük teslimatlarını veya teslimat tarihlerinde gerçek gecikmeleri gösteriyor. Diğer haberimiz, dün Libya'da olanlardan bahsetmiştik. Rus medyası da bunu konuşuyor. Libya'da bir darbe başladı. Sokaklarda askerlerin olduğu da burada ifade edilmiş. Sabah haberini yaptığımız için tekrar etmiyorum. Sadece haberin Rus medyasında olduğunu da göstermek için aktarmış olduk. Yine diğer gelişme, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Doğu Filosu'na ait Seahawk MH-60R kod isimli helikopterlerle beraber bazı atış testlerini yaptığı ifade ediliyor. Suriye Milli Ordusu Komutanlarından Seyfi Ebubekir, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi Resulayn'da kahramanlarımız şeklinde kendisi 1 dakika 5 saniyelik videoyu paylaşmış. Irak'ın başkenti Bağdat'ta El Meda Kültür ve Yayın Kurumu tarafından kitap fuarı düzenleniyor. Çeşitli dallarda kitapların sergilendiği fuara vatandaşlar ilgi gösteriyor. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'da iki büyük işçi sendikasının çağrısıyla işçilerin Mario Draghi liderliğindeki hükümetin 2022 bütçe planını protesto etmek için genel greve gittiği duyuruldu. Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu ve ikinci büyük sendikası İtalyan İşçi Sendikası'nın çağrısıyla kamu ve özel sektörde çalışan işçilerin hükümetin bütçe planını protesto etmek için 8 saatini iş bıraktığı duyuruldu. Genel grev dolayısıyla başkent Roma başta olmak üzere Milano, Bari, Palermo ve Cagliari kentlerinde mitingler düzenlendi. Sendikalar hazırlanan bütçenin ve öngörülen ekonomi politikalarının yetersiz olduğunu ifade ediyor. Bu haber de bu şekildeydi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 768 milyon dolarlık savunma harcaması tasarısını onayladığını duyurdu. Tasarı, Türkiye'nin SİHA programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasını da içeriyor. Bunu da hatırlatalım. Özellikle Ukrayna'ya yardımların artacağı, yine Yunanistan ve Amerika arasında savunma işbirliği tasarısının da burada yer aldığı ifade edilmiş. Amerika, YPG, PKK her ne derseniz deyin teröristlere desteği devam ettirecek. Bunu da hatırlatalım.
İşgalci İsrail ordusuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İsrail'in kuzeyinde yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeğinin mermisinin çalındığı duyuruldu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde İsrail subayların yukarı Celile'nin Ayne Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada olayın açığa çıktığı da İsrail medyası tarafından ifade ediliyor. Diğer haberimiz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşme gerçekleştirdi. Macron Twitter hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yapıyor: "Ermenileri asla terk etmeyeceğiz. Her zaman kalıcı barış için çözümler arıyoruz." ifadesini kullanarak kimi desteklediğini zaten biliyorduk, bir kez daha bu şekilde beyan etmiş oldu. AB-Doğu Ortaklığı zirvesi kapsamında dünden beri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini de ifade edebiliriz. Ülkemiz Türkiye, Arnavutluk'ta eğitime destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 16 Aralık 2021 tarihinde servis edilen haberde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, kısaca TİKA'nın katkılarıyla Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki İşitme Engeller Enstitüsü'nün mesleki sınıfının açılışı yapıldı. Enstitüdeki işitme engelli öğrenciler için kuaförlük mesleğine yönelik gerekli donanımın Türkiye tarafından sağlandığı da burada not düşülüyor. Bugün gerçekleşen Şuşa kitabının tanıtım videosuyla sizlere veda ediyoruz. Burada çok sayıda açıklama yapıldı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ararken bu kitap çok önemli bir rol oynayacaktı. Teşekkür ederim her birinize. Sağ olun. Türkiye ve Azerbaycan söz konusu olduğunda elbette yüreklerimizden dilimize gelen her söz, her cümle çok kıymetli, çok güzel, çok anlamlı. Ama hepimiz de biliyoruz ki bu sözlerin hepsi çok eksik. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan olarak ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak bir coğrafyayı paylaştığımız kadar ortak bir geleceği de inşa etmenin kararlılığı içerisindeyiz. Ve işte bu kararlılığın dünya tarihinde iz bırakan en güncel örneği 44 gün süren Vatan Muharebesi ve Karabağ'ın azatlığı oldu. Bu azatlığı bizlere bahşeden, bizlere lütfeden en önemli haset elbette Can Azerbaycan'ın kendi kudretiyle Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in gösterdiği kararlılığa, onun dava kardeşi, dava arkadaşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destek vermesi, eşlik etmesi ve Azerbaycan ile Türkiye'nin tarih boyunca gösterdiği bu kader birlikteliğini işte bu Vatan Muharebesi'nde sarsılmaz bir şekilde dünyaya tescil etmesi.